Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gezdiğim, dolaştığım yerlerden hepinize selamlar var. Vacip olduğu için size de aktarıyorum. Eyvallah, siz de sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'anu huden linnâsi ve beyinat minel huda vel furkan. Sadakallahu azim. Hepinizin en çok duyduğu ayet. Bu Ramazan'da çok duyacağınız bir ders. Said, iyi misin? Allah razı olsun. Nasılsın? Allah razı olsun. Şimdi çok duyacağınız, bu dersi çok duyacaksınız. Her yeri bu Ramazan'da, hangi gün Ramazan? Pazartesi. Değil mi? Çok duyacaksınız. Peki, duymayacağınız veya az duyacağınız yeri yapsam diye düşünüyordum. Fakat bir yer var, onu pek duymazsınız. Ses olarak duyarsınız da ilgilerini çekmeyebilir. Sizin de ilginizi çekmeyebilir. Ama çok mühim. Belki Ramazan'ın göbeği, kargası, ruhu, çekirdeği. Zaten bu tür şeyler hemen gizlenmiş. Özler ortadadır. Baştan sonda olmaz. Öğle namazının sünneti de var. Son sünnet sonunda öz ortada. Yatsı namazında da öyle. Şimdi huzur bulmak için ilk önce 4 rekat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzuru, farzdaki huzuru bulmak için adeta tövbe, yani anlamak için söylüyorum, prova. Huzura girme arayışı. Tamam. Şimdi bu da ortada. Mübalağa etmiyorum, şaşıracaksınız. Ramazan'ın İbrahim çok ilginç bir yer. Başlıyorum. Diyor ki Ramazan-ı Şerif her bir ayın bir müekkel melekesi var. Kainatın müekkel melekesi İsrafil. Vücud haricisi. Yani biz çok büyüksek, büyüsek biz. Kainattan çıksak kainatı İsrafil görecektik. Kainatın vücud haricisidir. İsrafil'in kainat. Ne anlatacağım? Her bir zerrenin müekkel melekesi var. Her bir ayın müekkel melekesi var. Ramazan ayının müekkel melekesinin adı Ramazan. Ondan aya denmiş. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bilir kendisini. Sizi bilir ya. O meleke. Damenine, yani şahs-ı manevisine giriyorsun. Duymuş muydun sen? Ayın adı. Yani ayın adı deniliyor, melekenin adıdır. Melekenin adıdır. Mesela ser, hud, meleke ya. Ama âlim-i şehadette bir başka bir mahluka bu unvan verilmiş, isim verilmiş. Şems gibi. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Biraz edelim mi ses? Şöyle yapayım. İyi sana. İyi miydi abi? Peki. Ahireti aralayan ciddi bir kapak, bir örtü kaldırıyorsun. Ahiretin varlığını insan hissetmesine, fikretmesine değil, hissetmesine vesile olan bir sistem çalışıyor. Benim aklım, fikrim hep sistem. Tamam. Yani ahireti aralayan bir sistem aktif olacak. Bak seyredin. İbrahim çok ilginç. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir.
Yani buradayken orayı yaşıyorsun. Buraya bir şey yapmıyorsun. Ve ne şunuma ve ne şunumay amal için bahardaki mahi nisandır. Yani nisan yağmuru çok mühim ya. Ne şunuma bulmak için bitkilerin sulanmasını ve bahardaki o sıcağın, yazın sıcağına karşı depolama sistemi. Yani anne karnındaki çocuğa yapılan muamele orası için değil. Anne karnındaki çocuğa yapılan muamele veya organ gidecek olduğu alemde yapacağı işe göre cihaz takılıyor. Kol, bacak, göz, kulak. Mesela orada bu işe yaramıyor. Orada bu işe yaramıyor. Akciğer zaten orada mümkün değil vesaire. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teki sistem adeta orası açılıyor insanın üzeri. Kapak açılıyor. Fikren olmasa bile hissen, haleten o orayı kokutuyor. Esas gelmek istediğim buralar değil. Şu mukaddeme yapıyorum ha. Anlatacağım mevzuya çok mühim. Yağmur da böyle. Nisan yağmuru. Mayı Nisan'dır. Yani onun habercisi yazın. Sonra 3. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiye karşı Ubudiyet-i Beşeriye'nin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Saltanat-ı Rububiyet var. Kulanzu bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Rab. Herkesin Rabbi farklıdır, herkesin Allah'ı aynıdır. Tamam mı? Şimdi ene inne zenni abdibi kulumun zannı gibiyim. Allah'ın rububiyeti, tecellisini sen şekillendiriyorsun. Haşa. Yani inşallah kusur etmemiş olurum. Allah sana nasıl tecelli etmesini istiyorsun? Onu sen belirliyorsun. Çünkü kulumun zanni gibiyim. İyi yastan şimdi antik bir şey söyleyeceğim. Son istifade ettiğim şey. Zan senin kaderin. Rububiyetin tecellisinin tecelli şeklini sen şekillendiriyorsun bak. Kulumun zanni gibiyim ona. Ona tecelli ediyorum. Nasıl? İnayet hassa özel muameleler hariç. Yani Allah'ın sana muamele etmesinin adresi, şekli senin zanların. Zana çalışıyorum. 2 ay geçti, 2,5 ay oldu. Bir cismaniyet bilmeyebilirsin. Miracı tam bilmeyebilirsin. Tamam mı? Fakat tereşudur, temessudur, rububiyettir, umut bilmeyebilirsin. O kadar faturası ağır değil Salih. Zan var ya zan. Allah'ın rububiyetinin olma şekli, sana durumu, miktarı nasıl olacağını sen belirliyorsun. Neyle? Zanla. Bak. Enne inne zenni abdibi. Kulumun zanni gibiyim ona. Tamam. İşte bu ne niçin anlattım? Saltanat-ı Rububiyet'in Fusus-u Hikem'inde Muhyiddin-i Arabi şu hadisi kutsi nakleder. Allah kendine yakışır gibi cennet ehline bir rububiyet eder. Rabbinizim der. Allah'ınızım demez. Onlar der ki senden Rabbimize sığınırız. Kabul etmezler. Sonra sistemi biraz daha rububiyetini indirir. Rabbinizim der. Gene senden Rabbimize sığınırız der. Sonra o Allah der ki Celle Celaluhu. Rabb olan değil Allah. Yanınızda alimleriniz var. Gidin sorun. Siz Rabbiniz hakkında malumatlarınız nedir? Sonra onların zanları gibi tecelli eder. Rabbuna Rabbimiz sensin der. Herkesin Allah'ı birdir. Rabb'ı farklıdır. Hani Yunus Aleyhisselam o Rabbine nida ettiği zaman Rabbehu inni meseniye durru Rabbi Eyüp Aleyhisselam'da Rabbi Rabbehu Rabbi o Rabbine nida ettiği zaman
Sen biz Rabbim diyeceğiz diyor. Tamam mı? Şimdi anlatacağım. Allah'ın tecellisine adım atıyoruz. Ubudiyet aynası yapıyoruz. Ubudiyet aynası yapınca Allah'ın rububiyetine ayna olunca o aynada gözüken uluhiyet var. Gene senin değil bu uluhiyet. Sen Allah'ın rububiyetine adım atıyorsun. Allah adımına mukabil 1'e 10 en az adım atıyor. Sen rububiyetine karşı ubudiyetle mukabele yani aynasını çıkarırsan tamam o şeyi eylem ibadettir. Ubudiyet ise kulluk, acz, fark, noksan kusurunu deruhte etmek bu ubudiyettir. Ubudiyet ahirette de devam eder. İbadet ölünce biter. Namaz, oruç biter. Ama Rab Allah ilişkisi, mahluk, halik ilişkisi devam eder. Onun ilişkisinin adıdır ubudiyet. Rububiyetine karşı ubudiyet aynasını çıkarınca Allah burada kendisini taayyum ve teşahhus ettirir. Onun adı uluhiyettir. Ha? Uluhiyettir. O şeyi senin ilahın oluyor. Kulâzu bir Rabbin nas. Muhatap oldun. Melikin nas. Orada gözüken ilahin nas. Kim ne anladıysa. Gene bu değil. Anlatacağım. Çok ilginç bir yere geliyorum. Bu hep etrafını kazıyorum. Doldura doldura gidiyorum. Rububiyet nedir? Rububiyet, Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü, Allah yönüdür. Tecelli yönüdür. Ubudiyetle mukabele edersen o aynada gözüken uluhiyettir. Ha? İnsan ona sahip çıkacak. Sonra devam ediyorum. Ve öyle olduğundan insan her ismi mazar olduğunda yeme içmek gibi hükmünde bayram yani ne dedi bu bir bayram kutsi bir bayram hükmündedir ve öyle olduğundan yeme içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heves perestane müştehiyatına girmemek için oruçla mükellef olmuş. İnsan böyle bir sistemi aktif ediyor, tamam mı? Şöyle diyeyim, bir peygamber geldi, yaşadı bir kavimde, gitti. Ne oldu? Bu kadar mı? Allah bu kadar masraf etti. Mesela Kadir ismine mazar kim? Kadir, İsa Aleyhisselam. Gitti, ne oldu? Kardeşler, Esma'nın cilve, cemal, nakış, sanat, tamamı diyoruz ya. Bak, Kadir ismi nasıl bir şeydir? Dimada nasıldır? Merak etmez misin? Kalpte nasıldır? Ruhta nasıldır? Eyleme dönüşse, biz kaderi yaşasak nasıl olurduk? Merak etmeyecek misin? Ha, muşahhas misali İsa Aleyhisselam. Adeta Kadir ismini yaşantıya dönüştürmüş. Fikre dönüştürmüş, hisse dönüştürmüş, latifeye dönüştürmüş, eyleme dönüştürmüş. Sen o İsa Aleyhisselam'ın hayatını, şablonunu, sistemini, ritüel ve sembol, simgedir. Yaşarsan Kadir ismine mazar olursun ve her gecen Kadir gecen olur. Peki öldü gitti mi? Hayır, öyle bir şey yok. Her peygamberin mazar olduğu esma, fikre, hisse, latife, fiile dönüşmüş, duruyor. Duruyor. Bu mevcudat da duruyor. Ondandır ki her peygamberin hayatları hayatımızdaki olayların çözümleme yolu ve malzemesidir. Mesela Eyüp Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, onun diyor balığı benim şuram, onun denizi benim şuram, onun karanlığı benim şuram. Öyle mi? Hani gitmişti? Meryem validemiz. Şimdi o çekip gitti. O çekip gitti. Yani yaşamış. Biz kadın mı olacağız? Hayır arkadaşlar. Bu
bu küre-i arz denilen fiziksel dünyanın içerisine fizik olmayan dünya var. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm. Yani yaşayan 124 bin peygamberin mazar oldukları esma, o esmayı fikre dönüştürmüşler yaşayarak. Kalbe fikre, kalp his, ruh latife, hayat eylem. Adeta onların hayatı o ismin açılımı. O fiillere mazar olursak, o fiillere, o isme mazar oluruz. O duruyor demek istiyorum 5 dakikadan beri. Burada duruyor. Bir içinde duruyor. Odundaki duman, nur, ısı, ışık, renk vesaire gibi. Veya bu alemde şimdi radyo, televizyon dalgaları, bir sürü dalgalar var. Bir sürü dalgalar ama birbirine karışmıyor. Ne zaman sen frekansına girersen radyo, o çalar. İşte bunlar duruyor. 18 bin alemi bu alem içinde gör. Bu alem içinde duruyor. Ha? Mesela İbrahim var oğlumuz. Lan İbrahim nasıl olacağım ya? Peygamberim. Olacaksın kardeş. Peki nasıl olacağım? İbrahim bari, yani İbrahim'in açtığı, hayata dönüştürdüğü esma var. İki tane temel esma var. İbrahim Aleyhisselam'ın sıfatı neydi? Şefkat ve hikmet. Öyle mi? Şefkat hangi esmaya bakıyordu? Rahim. Hikmet? Hakim. İbrahim Aleyhisselam gibi düşünürsen, hissedersen, latifelerini o şekilde şekillendirirsen, yani İbrahim bari yaşarsan, İbrahim'i meşrep oluyorsun. İbrahimleşiyorsun, Rahim ve Hakim ismine mazar oluyorsun. O oluyorsun. Peki ne oluyor o zaman? O zaman ne oluyor biliyor musun? Eğer Rahim ve Hakim mazar olursa iman nasıl oluyor biliyor musunuz? Maddeyi maneviye dönüyor, ruha bunu giydirirsen cehennem haram oluyor. Cehennem yakamıyor. Sisteme bakın, sistem çalışıyor. Bak diyor, imanınızı diyor ruhunuza giydiriniz. Nasıl giydireceğim? İman hakikati mahluktur, maddidir. Mahiyeti mahluk değildir. Bak diyor ki, iman libasını, imana ne diyor? Diyor ki, madde-i manevi olan imanınızı, madde-i maneviye, gördünüz mü o tabiri? 20. söz. Madde-i maneviyi nasıl yapacaksın? Şefkat ve Hakim ismine mazhar olmak. Peki, madde-i maneviymiş bak, maddeymiş iman, madde. Nereden çıkartıyorsun diyorlar, tipi tipte. Kızıyorum onlara. Bak, maddi manevi olan imanınızı ruhunuza giydiriniz. Siz diyor bunu taklit ederseniz, böyle de bir madde var. Amiyat yani şimdi, libas, vücudu yapmıyor. Ama sizden bu beklenmiyor diyor sizin. Böyle bir madde bulmak, gömlek bulmak değil. İmanınızı öyle bir şeye çıkarttın ki, maddi manevi gömlek haline getir. Artık sistemi, yaşansal, yani sistemi fark ettiğin zaman, tamam mı? Onu ortaya çıkartacak bu. Fark ettiğin zaman ruhuna madde-i maneviye gömlek olan imanı giydirince, ben Rabbuke'ymiş, kabirmiş, haşirmiş değil. Artık senin derdin böyle bir dert yok. Artık ölüm derdi yok. Mustafa sana zahmet. Benim sözlerimle çantamda 23. defter var. Hemen bir getir abi. Bir şey okuyacağım size. Biz inandığımız ahirete inanabilirsek, o tür endişe var ya, kabirdir, ölümdür, sekerattır. Öyle bir derdin yok. Yok olur. Çünkü senin derdin Allah ise kabir derdin olmaz. Senin derdin dünya ise kabir senin derdindir.
inandığımız Allah'a, şey, ahirete bir inanabilsek, ya eyyühellezine amenu, aminu billah, ey iman edenler, iman edin. Çok garip bir Risale, neler yapıyor bak. Maddeyi maneviye, libası, ruhunuza giydiriniz diyor. Bunu kim giyer? İbrahim-i Meşrepliler giyer. Kim onlar? Rahim, yani şefkatli ve hikmetli insanlar giyer. Onlar da oluyor. Diğerlerinde iman olmaz, olur. Ama bu libas olmaz. Bak şimdi. Benim kitapta yazıyor. Onun için istedim. Sizin sözlerde bu yok. Cehennem ateşinin tesirinden men edecek, eman verecek, iman gibi bir, iman gibi ne? Maddi maneviye. İslamiyet gibi bir zırh. Olduğu misullü. Tamam arkadaşlar? Bunu İbrahim bari olunuz aşağıda. Konumuz o değil, ben işaret edeyim. Sayfa 165. Şimdi size şunu şey yapayım bak. İnanabilirsek diye onu bulabilirsem 251'de, bak 251'de bir cümle okuyacağım müsaadenizle. Bazıları böyle yadırgadı, inanabilirsek diyor. İnanmıyor muyuz ya? Bilmiyorum bak. Vazifesine odaklanmış insanda korku nispetli olmaz. Böyle bir hedef var. İmanımı kurtarmak ve insanların imanını kurtarmak. İmanları kurtarmaya odaklanan insan yan aynaları ve arkaya bak, görmeye zamanı yok. Çünkü kabir önündedir. Dava yukarıdadır. Vazifesine odaklanmış insanda korku o nispette olmaz. Vazifen bu alemdeyken, diğer alemler hesabına çalışıyorsun ki, benim vazifem, ben ne yapıyorum? Bu alemdeyim ama öbür alem hesabına çalışıyorsam, bundan emin olma nispetinde, ben çalıştığımda ne kadar eminim, yani yaptığım işe ne kadar şuurluysam, o nispetle onun adına çalıştığın aleme gitmekten korkmazsın. İman ettiğin alemden korkulmaz. İman etmişiz, o alem buradan daha kaliteli. Ha? Niye korkuyorsun dedim bir tanesine ölümden. Durdu. Bak ben sana sayayım. Haberler bitecek. Ölünce haberler daha duymayacak. Lan haberin kralı orada. Ulan cinsellik istiyorsun, kralı orada. Baklava istiyorsun, Maraş baklavası da değil ya. Kralı orada. Söyle bana orada olmasın. Burada olsun, o için gitmeyeyim. Bin tane bana bir şey söyle. Hey ya dedi. E peki sizde ne? Bende şu var. Yani iman hizmeti yok orada. Mücadele yok. Benim kanıma kemiğime işlemiş mücadele etmek. Onun için istemem. Başka ben, güneş doğmadı. Lan güneşin kralı orada ya. Baklava yok, hepsi orada. E ben burada durmanın mantığı yok ki. Hizmet yoksa. Lan öyle korkuyorsun, tanımla bana. Neden, niçin korkuyorsun? Bir, ya şeyleri bunu bırakacağım. Araba sürmek. Lan kuralı mı süreceksin orada ya? Ha, orada iman hizmeti yok. Yaptığın işte ne kadar şuurluysan o nispet, oraya gitmekte korkmazsın. Senin korkun inandığın alemle alakalı tereddütlerinden kaynaklanıyor. Vazifenden emin olma nispetinde bedenen olmazsa bile ruhen orayla aynı düzeyde olacaksın buradayken. Buradayken orayı düşünüyor, orayı söylüyor. Hayatında onu anlatıyor. Orayı yaşıyorsan zaten buradayken oralısın. Gitmek ne demek? Zaten oradasın. Kapak açılacak o kadar. Üstün. Ruhen berabersin zaten. Seni endişelendiren bedensel hayatın sonu. Öyle mi? Yoksa inandığına hala inanamıyor musun? Korkuya bak, korkuna ümit ve reca mayasını at,
korku sütünü yoğurta dönüştür. Korkuyu ümit ve reca ile mayalarsanız haf olur, lezzetli olur. Devam ediyor. Öyle olduğunda yeme içmek gibi nefsin gaflet ve hayvani hacatına balayani ve heves perestane müştehiyatına girmemek için oruçta mükellef olmuş. Yani bedensel bir hayat var. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp, bedensel hayat hayvaniyettir. Oruçla hayvaniyetten çıkıyorsun, meleket vaziyetine. Çünkü melek yemez, içmez, cinsel ihtiyacı yoktur. Tamam, bak. Melekiyete dönüşüyorsun. İnsan dört mevsimi yaşıyor yani. Meleği yaşıyor. Yeme, içme, cinsellikten uzak olduğunu, melek bu işte. Melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla kıyıyorsun. Terk. Namaza girerken terk. Bak, dünyevi hacatını, işte giriyorum arkadaşlar, bu kadar anlattığım konu bu. Dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam. Dünyada bak. Sen uhrevi bir adam, iyi dinle şu cümleye bak, tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, yani hani kulu vallahu ehed, Allahu semed vardı ya, kulu vallahu ehed, küllehü küfü ve nehed, başı da sonu da ehed, ortada samet, tamam mı? Ortada samet. Samet neydi? Her şey ona muhtaç. O hiçbir şey muhtaç değil. Biz Ramazan'da yeme, içme, cinsellikten arındığımız zaman samet aynasına azami derecede mazhar oluyoruz. Tövbe, bir şey anlamak için söylüyorum. Allah yemez, içmez, cinselliğe ihtiyacı yok. O tarafına ayna oluyor. Ne dediğimi, taayyum ve teşahhus ediyor senin ruhunda. Aynı samet olmak diyor. İnsan penceresinde kolay iş değil. Bu. Bak. Ruhta iman ettiğin hakikat cesede dönüşüyor. Tecessüt etmiş bir ruh diyor. Bak diyor ki, uhrevi bir adam. Allah Allah. Uhrevi bir adam. Uhrevde yeme içme yok mu? Var ama ihtiyacın yok. Mecbur değilsin cennette yemeği mi? Bak, uhrevi bir adam, bir, iki, oruçta oluyorsun, tecessüden cisme dönüşmüş, tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, sam ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Sam. Üç tane ayna var. Ramazan'da olacak. Oruç. Sam. Siyah. Oruç, dimağa aittir. Duygular, yeme, içme vesaire. Sam, ruha aittir. Kalbe ait. Siyam, ruha ait. Bazen de değiştiriyor. Şu, şimdi ona ait. Aynı samet ne diyor? Aynı sameti bir nevi aynadarlık etmektir. Sam ile. Bak arkadaşlar, biz Allah'a inanıyoruz da hani diyoruz ya, Allah bir anda dünyada sıfatlarıyla var, zatıyla yok, sıfatlarıyla. Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değil, öyle mi? İstediği olur, istemediği olmaz, öyle değil mi? Sen buna iman ettin mi? İman et. Bunun bedeli nedir? Cennette bir anda sen de her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın, istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Aynı samet, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan, sanki her şey sana muhtaç, kainatın çekirdeği ya, o aynı samete dönüşüyorsun. O orada, ahiretteki adam burada oluyor. Adeta Allah'ı tecessüt ediyor. Tecessüs ediyor. Caksusluyor. Allah nasıl bir şey bilmiyoruz. Ama insan yaşayarak
ruh boyutunu yaşayınca, adet hani casuslama var ya, insan Rabbini casusluyor. Nasıl bir şey? Ayni isamet olarak Rabbini casusluyor. Tecessüt ederek, cisime, yani ruhtaki hal bedene dönüşüyor. Ahmet Hanbel'in görmüş olduğu şekli mi abi? Yani daha ileri o. Daha ileri. Yani bu herkesi, bu şeydir, avamidir. Havasın ise böyle değil. Havasın aynı samet olması senede bir değil. Bu avamın aynı samet olmak senede birdir. Havas ise, havas ise şöyle. Küllü şeyin halikun illa veçe. Bak. Bu avamdır. Senede bir. Dersini verdiği gibi nefs, kendini serbest, bir. Mustakil, iki. Bizzat mevcut bilir. Bak, her an böyle olabilirsin. Bu senede birdi. Şimdi bak ne diyor? Bu avama, avama da bu kanun var. Ama oruç da mümkün. Bak dikkat et, senede bir, avama, hepimize ama oruç da. Şimdi her gün var, senin her ayı her gün var, havasa neyle, onu okuyor. Kendini serbest bilir, nefis. Mustakil bilir, bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkarana bir isyanı taşıyor. Burada oruç da dizgini çekti. Tamam, takos koy, elfelerini koy. Burada bak ne olacak? Burada oruç kullanmayacak. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. İlim, ilimle. Marifet ve muhabbetle. Bak, işte gelecek bu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Burada insanlıktan kurtulup meleki hayatını yaşamak için oruç lazım. Burada ise beşeriyetten kurtulup melek halini görmek için derk etmek yetiyor. Derk etmekle kurtulur. Hakikati şudur ki, her nasıl o peki, derk etmek nedir? Kolay değil. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimdeki bulduğu bir yöntem, her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur. Hadistir, madumdur. Kim bilir yani mana ismi? Yani bu alimlerden bir şey söylüyorum ha. Risale'nin okumayan alim diye bilinen geçilene mana harfi, mana ismi nedir bilmez. Yani nasıl bir şeydir? Bak şimdi. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat mana harfiyle ve Sani Zülcelal'in esmasına aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda tezkesi ve tatil şudur ki, vücudunda Adem, idrak ama bu yani, mana ismi mana harfiyle, mana ismi mana harfi, netice değil, yöntem, elde edilecek mahsul bu değil. Makinenin adı mana ismi mana harfi. Bak mahsule bak, neymiş? Vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Yani neticeyi veriyorum, poşetine koyuyorum şimdi bak. Kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucid hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu, nihayetsiz zulümat Adem ve fıraklar içinde bulunur. Bu olur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aynı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. Bunu görürsün. Bir de okuyayım. Okay, burada mıyız abi? Bak neyi görmemiz gerekiyormuş? Bu sistem niye çalışıyor? Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu mucidi hakikinin bir aynı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit dimale gördüğü vakit ama her zaman görebilirsin. Sırf Ramazan'a ait değil bu. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Bu zerrecik vücudu hadsiz bir vücudun aynası. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile ve aynı bir kelime-i mehbibe gördüm diyor.
Yani bak ne yapıyor? Bu zerrecik vücudum, hadsi vacibül vücudun aynası. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Diyor ya, şimdi mucidi hakikine bir aynı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit ne oluyor? Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazar olan, zat-ı vacibül vücudu bulan bir kalp her şeyi bulur. Allah'ı buldun mu? Allah'ın nesi varsa senin oluyor. Allah'ı buldun mu? Allah'ın nesi varsa senin emrine giriyor. Haşir meydanda hesap gören, kabirde hesap çekecek, senin tasarrufuna giriyor. Ne demek biliyor musun bak? Şimdi aynı isabet oldun mu? Aynı isabet ne demek? Hani Allah hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç, yeme içme cinselik. Sen oruçta buna mazar oluyorsun. Eğer habassa, mana ismi, mana-i harfi sistemini çalıştırarak kendi nefsinin hiç olduğunu, aç, fark, noksan, kusurunu derüfte edince, buradaki artık sistemi çalıştığını görünce, her gün bu mana sende var. Hani Kadir ismine mazar olursan, her gece Kadir gecesi olur, avam olursak, ben de avamım, Ramazan'daki Kadir gecesini buluruz. Onu ararız. Ama havasse her gece Kadir gecesidir. Üstad diyor ki, dün geceki güne geçmek için bir sene geçmek lazım. Ama bu işin çözmüş kişi kalp ve ruhun derece hayatına çıkıyor. Kalbi ve ruhun derece hayatına girince dünü bugüne eşit görüyor. Bir de şöyle diyeyim haşirle alakalı. Şimdiki zamanı şöyle diyeyim. Gelecek hale uğrar, maziye dökülür. Tamam. Bir tanesini kaldırın, sistem durur. Üçgenin üç açılarının toplamı 180 derecedir. Öyle mi? Soruyorum. Öğretmenlik yaptın Okay. 60 bir açı üçgenin. Ötekisi 70. Üçüncü açı kaçtır? X. 50. Kesin değil mi? Kimse sorgulamaz. Şimdi üç tane. İstikbali kaldırın, hal olmaz. Bak ahiretin ispatı yapacağım. Üçgen açısı kanunuyla. İstikbali kaldırın, hal yok. Hal nereye göre hal ki? Ve yok, istikbal kalsın, hal da dursun. Mazi yok. Neyi yakacaksın? Peki, mazi hal olduktan sonra gelecekte şüphe olur mu? Olmaz. Yarın da şüphe edilmediği gibi. Niçin? Yarın, dün ne kadar kesin idiyse, yarın da o kadar kesindir. Çünkü zaman akmaz. Zaman akması için bu sistem çalışması lazım. Dünyada mesela, o zaman gelecek zamanı geçmiş kadar kesindir. Ahiret de gelecektir. Şu anda yaşadığımız kadar kesindir. Eğer gelecek yoksa şimdiki zaman da yoktur. Gelecek yoksa geçmiş zaten yoktur. Geçmiş nerededir? Gelecektedir. Nerede o ikisi? Geçmişle gelecek andadır. Sıfırdadır. Sıfırı kaldırın bir yoktur. Kainat yok edin, Big Bang, sıfır zaman diyor. Ha kainat yok, hala sıfır zaman var. Sıfır ne demek? Sıfır sıfır değildir. Bütün sayıları belirlediği için kendisinin bir sayısal değeri yoktur. Her şeyi gösterdiği için. Allah da böyledir. Her şeyi gösterdiği için bir şey değildir. Her yerde olduğu için bir şey değildir. Sıfırı kaldırın bir yoktur. Her şey sıfıra aynı mesafededir. Onda bir de aynı mesafe. Yani şu. Sıfıra bir ne kadar mesafe ise onda öyledir. Çünkü on ne demektir biliyor musun? On tane birdir. Hepsi aynı mesafededir. Her şey. Niçin sıfırın bir şekli yok hiçbir şey? Her şeyi gösterdiği için. İçi boş değildir. Her şey var. Her şey olduğu için boşluk gözüküyor. Ustam da diyor ki hiçliğimi, sıfırlığımı anlamaya çalışıyorum. Her şeyi göstereyim diye. Hiçliğini bilmek, hiç olmak için değil, bütün varlığı göstermek için. Şimdi arkadaşlar okumak istediğim şey
Sam ile insan samediyete bir nevi aynıdarlık etmektir. Yani bu çok önemli. Yani nasıl uhrevi bir adam. Bir. İki. Tecessüden tezahür etmiş bir ruh. Yani ruhu cesede dönüşmüş. Ramazan'da bir insan hafif bir şuurlu olsun. Yani ruhsaki hal dışarı gözükmüş. Hani insandaki namaz kılmak, kılmamak, zekat vermemek, simeden belli ya. Yani Ramazan'da da ruhu gösteriyor cesedi. Ramazan ruhu gösteriyor. Ne yapmış? Uhrevi bir adam tecessüt etmiş, tecessüt ve tezahür etmiş bir ruh vaziyetine gelerek sam ile ayni-i samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Ayni-i samet neydi? Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç, samet. Biz nasıl aynı oluyoruz? Yeme, içme cinsellikten uzak. İhtiyacım yok. Adeta samet aynası, ez cami aynı oluyorsun. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Yani Allah'ın samediyetini sanki o gösteriyorsun. Ben bir şey demiyorum da inşallah bir şeyler anlıyoruzdur. Bak bir daha, üç defa. Çünkü Cenab-ı Hak aynı isamette Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Yemeği içmiyorum, cinsel ihtiyacım yok. Niye? Bu kim bu? Bunu ancak kim bu? Böyle bir şeysi var. Bu böyle bir Allah'tır. Melekler bile ibadetle besleniyor. Aynı isamet böyle bir sistemi aktif eden şeydir. Oruçta samla yapılıyor. Burada da Mektubat'ta 460'ta de ancak o marifetle, ilimle oluyor. Derk etmekle oluyor. Bu umumi bir yol. Aynı isamet tecessüm etmiş ahiret adamı. Korklanmış, ahiretten gelmiş. Kim bu ya? Ahiret. Ne demek ahiret? Adam yemeği içmiyor. Allah Allah. Niye? Buralı değil de onun için. Mesela şaşırmaz mısın? Kutuplardan bir adam geldi. Ne bilsin? Dünyası hep kutup ya. Paltolarla, gocuklarla, kaşkollarla İstanbul'a gelmiş 40 derece. Lan burada mı ne işi var? Kutuplardan mı geldi kardeşim? Evet diyor. Bu neyi orası zannediyor? Tamam mı? Şimdi bir Müslüman yemiyor, içmiyor. Gavur bakıyor. Ulan yemiyor, içmiyor. Cinsel ediyor. Lan bu Tanrı'nın ihtiyacı yok. Tabii benim ihtiyacım var. Bunlar ne oluyorsun? Bunlar azap çekmiyorsun. Bunlar bir şeyi bir şeyden sığırıyorsun. Ruhu bedene hakim ediyorsun. Mesela sen sporcu. Odun gibi adam alıyorsun. Yapa yapa. Azıyorlar. Kontrolü yiyorlar. Kontrolü yatıyorlar. Niye kardeşim? Kimin ihtiyacı var ya? Ha, o hissiyatı cesede hakim ediyorsun. Kabiliyet var ya. Koşma, gol atma, bilmem ne yapma. Hani sestir, bilmem ne. Niçin eğitimini alıyorsun? Söyleyin bana bir şey olsun da eğitimini alma. Saz eğitimini alıyor. Nasıl yapıyor? Ha, o kabiliyeti bedene hakim kılıyorsun. Samet tarafımızı bedene hakim kılıyoruz. Eğitimle. Oruç eğitimi. Yoksa açlık değil bu dert. Allah seni azap çekmen değil. Samet aynası olmak. Yani Allah orada o aynada Ramazan'da o ruhta ruh bil veya bilme herkese veriyor. Samediyet aynası. Yemeği. Samediyet ne demek? Lugatını söylüyorum da gelsin. Yemez Allah, içmez Allah, cinselliğe ihtiyacı yoktur Allah. Buna ihtiyacı yoktur. Bunu da aynadarlık yapıyorsun. Adeta en cemalini sen alıyorsun. O zaman ruhu otomatiğe mi bağlayacaksın? Acayip bir şey. Ruhu otomatik bir kere de. Gidiyor. Yani peki ne oluyor? Aynı isamet olduğunu? Hani cennette yeme içme var ama mecbur değilsin. İhtiyaçtan değil ha cennetteki. Şu an adam burada ne iş var ya? Kutuptan geldiği gibi. Lan bu kim? Ahiret adamı. Diyor ki uhrevi bir adam. Uhrevi bir adam. Allah Allah. Dünya meş'umuyla. Dünya işiyle alakası yok. Dünya yeme içme cinsel. Başka lan hep ana merkezi trafoları kapatmış. Kim o zaman ya? Burada ne işi var bunun? Ahireti burada gösteriyor. 15. şuada diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için ahireti dünyaya taşıdı diyor. Alemi şehadeti taşıdı diyor.
Çok ilginç tabir. Alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı diyor. Mesela bak, böyle yaşayan var mı? Var tabi. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmez. Bugünkü dersin. Lan nasıl olur ya? Bu adam, bir insan bunu diyemez. Bu nasıl der ya? Bak, alemi gayb açılsa, cennet, cehennemi, melekleri görsem, imanımda terakki olmaz. Ha öyle mi ya? Demem. Nasıl der? Peki, neyi biliyor musunuz? Zanlarını kaldırmış. Ahiretin üzerinde perde zandır, zan. Zanlarını kaldır, seyret orayı. Zaten seyrediyor demektir. Hazreti Ali diyor ki, alemi gayb açılsa yakınım ziyadeleşmez. Demem böyle diyor. Niye? Zanını kaldırmış, iman ettiği gibi zaten. Çünkü yakini var yani. Yakiniyeti var yani. İşi bitirmiş adam. Buradayken oralı. Yani burada oraya yaşıyor. Bak, burada oraya yaşıyor. Oraya gidecek. Ne demek? Zaten gitmiş. Daha yaşıyor zaten adam. Burada oraya yaşıyor. Zaten gitmiş. Nereye gidecek? Ustad da buna diyor ki, libasını bırakıp çekip gittiler diyor. Ya lan, al lan şu ceketi. Neredeydik? Kutup'a gittik. Ay uçaktan indin. Ay üşürsün paltoyu al. Paltoyu giydik. Oo hakikaten. Ondan Türkiye'ye geldik. Öyle zannettik. Al lan paltonuzu. Uçağa biniyoruz ya Sibirya'da. İstanbul'a geliyorum. Al şu paltonuzu kardeşim. Hadi bende ne var? Ha ceset bu. Palto işte. Gidiyorum kardeşim. Uçak kim? Azrail Aleyhisselam. Bire kim? Ben. Palto kim? Ceset. O palto isteyen verdiğim dünyalıklar. Al lan sizi. Ben binip gidiyorum. Uçağa biniyorsun ya. Pasaport. Pasaport dairesinde de geçtik. Geç hadi dedi. Geldik buraya. Paltoya gerek yok kardeşim. Palto oradaydı. Dönerse kullanırız. Buradayken oraya yaşıyor ya. Bu tuhaf değil mi ya? Uhrevi adam İmam Ali. Ve takipçileri. Tecessüt etmiş, tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek. Şimdi bir ayet okuyacağım. Tamam. Ramazan dışında konuşan buna dair değil mi? Ha abim. Ramazan'ın dışındaki oruçlar. Buna bu olmuyor. Olmuyor. Çünkü niye olmuyor? Üç aylarında o kapı açılıyor. Ramazan'ın dışında ki biraz önce okuduğum olur. 460'da derk etmekle. Ramazan'ın dışında savun ve siyam oluyor mu? Oruç oluyor. Savun ve siyam o kadar aktif olmuyor. Peki aynayı samedaniyette oruçla aynadarlık yapamıyoruz. Olmuyor. Şöyle oluyor. Savunma nasıl oluyor peki? Şimdi terlettin bir şey desem bir türlü. Aşağı baksam sakal, üstüne baksam büyük derler ya. Şimdi bak, savunma bu aynı isabet oluyoruz. Yani çok ucuz da değil de. Yani ama ustad diyor ki bir hurma çekirdeğinden hurma meyvesine kadar hissesi var. Burada oruç kullanmadım. Oruç olsaydı biraz genel olurdu. Yani bu dersleri dinleyecek, yani tefekkür edecek. Yani biraz böyle bir şey olacak da. Yani mesela bunu bilen ne? Adam kendi naifte yani böyle bir adam tutuyor işte. Gelenek, görenek diye tutuyor. Tutuyor. Hissesi var ama o kadar. Yani bu sistemin ana krokisini anlatıyor. O adamı kurtarayım diye emeği de aşağı indiremem yani. Sağım diyor, oruç demiyor. Yani kalbim mi olacak? Yani bunu yapamıyorsa bu yapanlarla beraber. Mesela şimdi duydun, ha Allah Allah. Mesela en azından şu dersten şunu da çıkacaksın İbrahim, şöyle. Allah, kulu Allah ehed, baş, çekirdek, kök. Çünkü ahiretteki ağaçların kökleri yukarıdadır. Dallar aşağıdadır. Kulu Allah ehed. Sonunda da küllehe küfüven ehed. Orta samet. Başı Nur-u Muhammed'i, ehedin çekirdeği. Sonu meyvesi o. Ortası yani sistemin kendisi. Bu sistem nasıl olacak? Aynı samet. Aynı samet Allah şu manası. Yemez, ihtiyacı yok. İçmez, ihtiyacı yok. Cinselliğe haşa ihtiyacı yok. Peki Allah Allah, böyle bir Allah. Ha böyledir Allah. Böyle bir Allah biz söylüyoruz, iddia ediyoruz. Diğer günler. Ama Ramazan'da bunu yaşayınca bu his oluyor. Fikir olmuyor.
Bu her bir elem, açlık elemi bunu açıyor. Üstünü kaldırıyor. Mesela sıhhatın sana kazandırdığı ile hastalığın kazandırdığı aynı değil. Tokluk elhamdülillah şükürler olsun ya Rabbi. Ya şu ev getirsene de çayını getirsene falan. Açlık öyle mi? İbrahim. Bu akşam ne yapıyoruz kardeş? Allah. Açlık elemi başka bir şeymiş. Başka bir şeyin üstünü açıyor. Elem olsun diye yapılmamış. Ne demek biliyor musun? Şimdi bir çekirdeği böyle tarlada olanlar, pamuk vesaire çekirdeği, hıyar şeyi, karpuzu, karpuz tarlasında uyanlar bilir. Gece büyür. Çok, çok, kork. Mısır'da da öyle, ben köyde bilirim. Sesler çıkartır, patlama. Şimdi bu açlık elimi de patlatıyor çekirdeği. Cırat, pat, küt, kork. Adam bir bakıyorsun ulan dünyalı değil ya. Hani pili bitmiş. Hani lan zalimdir lan. Ramazan orucu insanın Nemrut tarafına mı darbe vuruyor, Firavunluk cephesine mi? Peki tesadüfen mi söylenmiş? Enes? Niye Nemrut denmedi? Nemrut mu daha şer, Firavun mu? Nemrut daha şer. Çünkü peygamber ateşe attı. Firavun atamadı gömer. Kendisi gömüldü. Peki, niye Firavun diyor? Bak, Firavun nerede gömüldü? He? Suya gömüldü. İyi dinle ama bak şimdi. Firavun suda gömüldü. Tamam mı? Şeyse Nemrut ateşte yakamadığı için kendisi yandı. Tamam mı? Şimdi bak, vücudun %76 su değil mi? Ramazan orucu su unsuruna darbe vuruyor. Su, şehvet, suyla alakalı kan. Ve Firavun'un ilginç tarafı erkekleri öldürüp kızları diri bırakıyordu. Cinselliği. O cinsten ceza gördü. Firavun cephesine su unsurumuza darbe vuruyor. %76 suya darbe vurursan vücut bitmiştir ya. Nefis kafayı bitirmiştir orada. İlle cinsellik değil, su içmek ve suyla akıntılar ne varsa o. Bak bir şey okuyacağım. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aksini göstermekle ubudiyetini bildirmek. Ubudiyet dedik ya, ayna olabilmesi için nefsin mevhum rububiyeti kırılması lazım. Ben. Ne lan sensin? Kimsin lan sen? Diktiriyor oruç. Mevhum rububiyetini kırıyor. Aksini göstermekle ubudiyet aynası oluyor. Rububiyeti kırılırsa, aksini fark ederse ayna oluyor. Yoksa namaz da kılsa Allahu Ekber böyle Firavun gibi adam. Aksini bile bilmiyor. Göstermek de ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane bak Nemrutane demiyor. Salih. Çok önemli. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ene rabbukumul ala. Ben sizin daha yüksek Rab değil miyim? Allah demiyor. Rab. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalırmış. Rububiyet kalıyor. Şeye, firavunluk. Firavunluk. Sonsuru galip. Onun için melizatlar demiş ya, deme damarlara yerleşiyor. Evet, deme damarlara yerleşiyor. Karnına damara yerleşiyor. Fakat açlıkla o damar kırılır. İflanı bile kesiyor. Açlık arkadaşlar, ne olur bir daha lütfen şunu kaçırmayın. Açlık elemi eylem değildir. Elem çekmek için elem değil o. O çekirdeğin patlama sürecindeki sistemin adıdır. Bazı şeyleri patlatıyor o. Açlık elem, o elem hissedilmesi lazım. Biliyor musunuz? Tıbb-ı Nebevi'de yazıyor. Açlık elemi tedaviymiş. 10 gün, 3 gün. O aç kalmaktan değil, o açlıkla getirilen elem şifaymış. Tatlı bir elem yazıyor. Tatlı bir elim.
Çünkü tatlı neye dönüşür? Kimin için ben açım deyince ele tatlıya dönüşüyor diyor işaretleyeceğiz daha. Aç kal, ya yemedim, ya ölüyorum, ya ölüyorum, ya keşke oruç tutsaydım be. Yani cepten gitti lan, koca bir gün yemedim, lan keşke oruç tutsaydım. Ama oruç tutsaydım öyle demeyecektim bak şimdi. Fakat açlıkla o firavunu kırılır, firavun suun suru kırılıyor. Onun için susadım, cinselliktir, şudur bu. Yani suyla ne varsa oraya darbe vuruyor, oruç odur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk, nemrutluk değil. Bak iki kez söylüyor aynı paragrafta. Firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Yani açlıkta şimdi sünnet-i seniye esas ya, Ramazan dışında da yani açlığını tam hissetmeden yemek yediği zaman o şey kırılmıyor. Açlığını tam hissettiği zaman yemek yese de oruç olmasa da yani sünnet tarzında o damarı her daim kırabiliyor o zaman. Evet, yani mesela bak ben şey için yeri gelmiş sorduğum için yani katkı olsun diye söyledim. Biz 8.30-9 arası yiyoruz. Bir de 3.30-4. Başka yemedim ya. Fakat bugün çok işim vardı. Çok ailelere, hastalara, dostlarıma. Çünkü bir ay yoktum, Anadolu seyahatindeydim. Ziyaret etme maksadıyla açtım çok. Yani kaç yedim? 8 miydi? Akşama yarım saat kala. 12 saat açtım. Fakat o açlık elemi, o elem kendisi şifa ya. O kuru şöyle yaptım ya. Elhamdülillah demedim ha böyle. Elhamdülillah demedim. Elhamdülillah. Acayip bir şey. Yani bir de o elem kendisi şifa ya. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ne anlatırız? Elem kendisi şifa. Elem değil. Fabrikanın dumanı durur diyor ya. Mide fabrikası durunca. Durur he. Ama bak şimdi. Elem değil. Elem şifa ya. Orayı anlamak lazım. Elemi hissetmeden yiyoruz. Onun için göbreklerimiz laf diye düşüyor, bilmem ne yapıyor. Bir sürü hastalıkla başlıyor. Açlık elemi şifadır. Onu bir hisset ya. Yani ben de diyeyim ki bu sözün tabi tesir etmez. Acı bir belgin var. Anadolu'daydım, Çermik'teydim, Diyarbakır'da. Abi biber erişte açılır. Lan dedim, evliyalar iştah gitmesi için sebep arıyorlar. Ulan iştahımız açılsın diye biber yiyorsunuz. Lan gibi, öyle biber bulun ki iştahınız gitsin. Abi çok yok. Ulan az yemek için sebep söyleyin bana ya. Çok yemek için şey yapıyorsun ya. Evet, biber şudur. Biber iştah çok iyisiniz diye değil. Elem kendisi şifadır. Acı ya, o acı. Bak, evet. Mesela zenginlik servetle sihat eğitici değildir. Servetle, zenginlikle sihat eğitici değildir. Fakirlikle hastalık eğiticidir. Bak, açlık elemi Allah aşkına, açlık elemi kendisi şifadır. Onu hissetmen lazım. Ruhun parçalanmış taraflarını yamalıyor. Açlık elemi şifadır, elem değildir. 29 sözde diyor ki buz ruhun su zararına, su buzun zararına birbirine dönüşür. O açlık elemi ruhun cesedi hakir kılıyor. Derdin içinde derman yok. Ha işte yani derdin içindeki derman. Biber acıdır ama lezzetlidir diyoruz ya. Açlık kendisi şifadır, şifa. Açlık elemi elem değildir. Şifanın kendisidir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin nemrutluğun cephesine darbe vurur. Aferin. Hoşuma gitti. Aa, müdahale edin. Ne nemrutluk? Firavunluk cephesine darbe vurur. Kral atsının fakrını gösterir. Alt olduğunu bildirir. Ha, su darbesine. Firavunluk niye dedi diye bir soru ya. Ben bu kadar buldum. Bu mu? Benim dediğim son suruna darbe vurmak için. Doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Yani kitaptaki söylediğim değil. Benim bulduğum. Doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Zaten Firavun da secde halil abdiyedini gösteriyor ya. Evet.
O harika oldu. Londra'da gördüm namus. Bütün organları duruyor, rezil kefası oldular. Kıçı da dışarıdan böyle. Elmiş ya, secdeye gittiği için her taraf acayip. Maskaralı görsen. Utandım, çekmedim kıçını ya. Çok affedersiniz. Ama Allah böyle rezil eder. Hiçbir şey de çürümemiş ha. Saçlar da duruyor sanki kına yapmış. Parmaklar, tırnakları şey duruyor. Her şey ya. Ne yapayım Mustafa yani? Demin baba gülüyorsunuz. Adamın gibi duruyor. Herkes maske. Parmaklar gösteriyor. Rezil kefaz oldu dünyada da. Adam hiç cehenneme sokmasalar bile. Ruhuna böyle dikseler. Lan gelen şey muzede. Neler, nasıl maskaralık yok. Ulan kefaz olur mu lan? Donos düşse şimdi pantolon kayışta düşse. Aaa falan diye kızarız değil mi? Lan adam secdeye dönmüş, şeye yatmış, hiçbir elbise yok. Allah, pislik ya. İşte, bir şey diyeyim ama, oruç tutma ya. İşte mana ismi o sana da. Aslında ona vaziyetin mana ismi sembolüdürsün geliyor. Ne dedin abi kafam karıştı. Mane ismi cihetini sen görün Cenab-ı Hak onu desem oluyor. Bir daha abim bir daha. Özür dilerim. Mane'yi? Mane ismi sembolize ediyor. Allah. Evet. Mane ismi sembolize ediyor. Var. Evet. Şimdi anladım. Mane ismi işte. Ustad ne için diyor? Bu ümmeti muhalefet edip ümmette olduğunu söyleyip Müslüman ol. Tutmayan insan ismine layık mı derler? Tutmayınca, tutmayanlar gibi oluyorsun ya, tutmayanların başı da böyle. Tutmayınca, tutmamış oluyorsun. Tutunca da tutmuş oluyorsun. Ne dediğimi iyi anlarsın. Tutmayanların başından geç. Zülküf mü? Behlül, Zülküf. Ha? Zühtü, zühtü. Anladın mı abi? Sen bile fotoğrafı, he mi saydın? Yani bu feraset, basiretle bakan hayat içtimaiye onun postun arkasındaki hakikati de görüyor. Postun hakikatini de görüyor. Tutmayınca... Hayvan gibi... Onun gibi oluyor. Ya, aman yarabbim. Allah ya. Ahireti ahirette zannediyordum ben eskiden. Bir tarzı diyor, manyak mısın ya sen ya? Ne diyorsun? Tutmadı, tutuladı. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, avamı bekledi ahireti. Havas yani uyanık olanlar, burada onu fark eden yaşar. Ahireti de zannediyor. Her şey burada. Hafif dikkat et. Her şey burada. Çünkü ahiret hakikattır, dünya suretidir. Örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Dünya ahiretin üstündeki telteneli perdeyse, ahiret de buradadır. Eğer sen burada orayı yaşıyorsan, oraya gitmeye gittiği zaten gitmesin. Tecessüm etmiş bir uhrevi adam. Ne dedi? Bak, ben uydurduğumu zannediyorlar. Uhrevi bir adam. Bak yetmiyor. Tecessüden tezahür etmiş bir ruh. Allah Allah. Bunu öpmeseydin. Ne kara kaplı insanların elini öpecekti. Öptürecekti ya. Hakikati öp. Hatta mendili öpüyor. Değil mi cevizi getiren? Ya şuraya bak ya. Beni çok acip ediyor ya. Uhrevi bir adam. Lan burada değil mi? Burada. Burada orayı yaşıyor. Oralı. Daha oraya gitmekte ne korkacak? Zaten oraya gitmiş. Nereye gitmiş burada? Allah Allah. Uhrevi adam burada. Ulan burası orası olmasın. Hazreti Ali'nin demiş olduğunu bulma. Biraz da ileri. Biraz da der ki yedi kat ileri. Hep de fena acayip olacak ya. Acayip bir şey ya. Tuhaf bir şey. İnandığına bir anabilse hepten çözülecek. Ya sisteme odaklan ya. Münker, mekirlere, kabirlere odaklanma. Allah'a odaklan tamam mı? Allah sistem çalıştırıyor. Bak, bütün peygamberlerin yaşadıkları esmayı bir üzerine bildirmiş. Hiç karışmıyor. Mesela meyvedeki renk, tatla karışmıyor. Kokuyla, şekliyle, hacmiyle. Yani aynı yerdeler. Odundaki duman, nur, ısı, ışık, kalori, bir anda her yerde olan enerji odun gibi gözüküyor. La kardeşim dünya odundur. Ama odunu meydana getiren enerji her yerde değil mi?
Her yerde olabilen enerji bir yerde duruyor. Her yerde olan ahiret dünyada duruyor. Odunu yakınca büyük çekmece neresinde? Ya her yerde olan, her şey olan o enerji odun duruyor, odun durur. Yakın, enerji gitti mi? Çiçek dağılır o enerji, kelebek dağılır o enerji. Armut dağılır, şeftali dağılır. Al, öyle mi? Bu enerji de enerji. Bulut dağılır. Bak odun iken her şey oldu. Ve enerji olmayan her şey oluyoruz. Her şey olan, her şey iken enerji bir şey oldu, odun. Odun dünyadır. He odunu meydana getiren enerji ahirettir. O zaman ahiret nerede? Odunun neresinde enerji var ise, odunun neresinde nur varsa, dünyanın orasında cennet vardır. Odunun neresinde duman varsa, cehennem de dünyanın orasındadır. Peki. Dördüncü nükteyi de okuyacaktık değil mi? Ama okumuş sayalım. Gözünüzü kapatın, beyninizin bir düşünün bak ne oluyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن فتطاول عليهم العمر وما كنت ثويا
وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون رسولاً فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين. فلما جاء من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى بما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.